Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve gene bir yalnız bölüme daha hoş geldiniz. Feed the Bees'in 12. bölümü bu. Ve gene yalnız bir bölüm. Burada yalnız olmamın sebebi diğerlerini bekleyemedim. Yani diğerleri şu an serverda değil. O esnada da... Hani hazır bilgisayarım henüz servise gitmedi. Bugün gidecek. Tabii ben bu videoyu çekerken bugün gidecek. Giderek bir tane daha bölüm çekeyim dedim. Hani buffer bölümlerimiz artsın. Ve o esnada eş ben burada değilken böyle bir düzenleme yapmış ve bayağı güzel olmuş. Bayağı endüstriyel bir görüntü. De bazı interface'leri ayarlamayı unutmuş ama onları hallettik. Burada bir değişiklik yok. Şurada bizim kafalarımız ve burada da Hall of Fame var. Şurada sadece 3 tanesini tanıyorum. Direwolf, Metabase ve Monkey Farm. Diğerlerine de bir bakayım aslında. Sen nesin? Hani al, göremiyorum da. Umbra bu, tamam. Bu Metabase. Bu Dire. Sen kimsin bilmiyorum. Sen de. Neyse. Bir tane daha öğrendik. Umbra. Evet. Ve o esnada başka neler yaptık? Aa evet. Yukarıya geçelim. Elmas, lapis ve kapırı zaten göstermiştim. Bir de onlara demir eklendi. Şu neydi? Ha, Emerald. Aa, Emerald da eklendi. Yapmış olabilirim önceki bölümde. Bir tane de Tropical ekledim. Ve tüm komutla pardon, işlenen şeyler doğal olarak buraya geri aktarılıyor. Iron'larda ve burası cidden sıcak oldu. Şurada 4 tanesi birleşip bir tane Iron Dust edilip bulduğunu görüşüyor. Burada da 6 tane Emerald birleşiyor. Bunun dışında şunları öne taşıdım. Arkadan enerjiyi taşıyorum çünkü üst üste de bindireceğim. Evet, bu yaptığım değişiklikler. Peki bu bölüm ne yapacağız? Gördüğünüz gibi şuradaki bossların hepsini kaldırdım. Çünkü değişik bir şey yapacağım. Tabii terden ölmezsem. Bana bir tane daha router lazım ama önce Dark Iron'ım var, tamam. Router. Yumurtam yokmuş. Aa, zaten bir şeye ihtiyacım olacak. Machine Filter Upgrade. Bunun için Logic Matrix. Ve bunun için de Crystallizer lazım. Crystallizer içinse bu lazım. Yani bugün hafifçe bir... Ah, neydi senin adın? Factorization'a giriş yapacağız. Selam Enderman. Unutmadan, Enderman görmüşken aklıma geldi. Aa, ayrıyeten önemli bir duyuru. Server'daki crashların hepsini çözdük. Ben neden eve geri döndüm? Harbi diyorum, ben neden eve geri döndüm? Linkbook'a hala güncellemedi bunlar. O yüzden onların Tomcraft odasından geçeceğim. Ayrıca zırhıma Flight Control ve Jetpack ekledim. Bunları farklı tuşa atayabilirim. Ve oyundaki en efsanevi silahlardan biri. Öncelikle şunu içeyim. Evet, toplanın. Geri kalanımızı kılıçla hallederim. Evet, ve birkaç saniye içerisinde ortalığı temizledik. Huhu. Evet, spoiler bagimiz var. Bakın içinde güzel bir şeyler var mı? Oblivion Frame. Geri kalanını buraya koy. Hatta dur. Aklıma gelmişken buralarda Oblivion Frame olan başka bir tane var mı? Var. Evet, öyle ufak hırsızlıklar yapıyorum. Bunun dışında... Nether'da yağmur yağan alanımız burası.
Nether'da demişim. End'de yağmur yağabilen alanımız ve cidden yağmur yağıyor burada. Ufak bir bilgi daha. O çökmenin sebebi Twilight Forest'miş ve onu kaldırdığımızda düzeldi. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Ayrıyeten bir adet de Cleaver yaptım ve adını Tolga Matör koydum çünkü o esnada Skype'ta Tolga adında biriyle konuşuyordum. Ha, böyle ilginç şeyler. Artık bir adet Tolga Matör'ümüz var. Anlayacağınız üzere. Biraz da stilimiz var. Tamamdır. Neyse şimdi kaldığımız yerden devam edelim işimize. Öncelikle şimdi factorization mod factorization tamamdır. Factorization itemlarımız burada. Bize öncelikle ne lazım? Machine filter upgrade için. Bu crystallizer lazımdı. Crystallizer'ın yanında bir de Crystallizer'ın kendisi çok kolay. Bunu hemen yapayım hatta. Furnace heater için tabii öncelikle şu lazım. Sizden bir stack yapıyorum. Tamamdır. Furnace heater. Bu uğraştıracak bir şeydi. Battery block. Seni nasıl yapacaktı? Evet. Fonu yapalım bari. Bundan zaten var. Şimdi zor kısmı hep beraber yapıyoruz. Sülfürik asit. Tamam, o kadar zor değilmiş. Crystallizer sen gel. Evet. Bunun işimize yarayacak diye soracak olursanız bize bir adet machine filter lazım çünkü sadece tek bir tip makinenin içine item koymak istiyoruz. O da frame housing'ler. O yüzden de bu lazım. Çünkü çok daha az enerji harcayan bir yolla anladınız siz onu. Evet. Ve gördüğünüz gibi başta %100 şarjla başlıyor. Evet, motor için magnet lazım. Magnet için bir şey daha lazım. Bad wire. Senden de bir stack yapalım. Ve bunu tamamen kullanmıyor. Sadece %40 şarjını kullanıyor. Steam turbine. Dur. Motor lazımdı önce. Ve sadece magneti kullanıyor. Aslında bir tane daha magnet yapayım ben. Ve motor. Ve başka ne lazım ise? Ortaya ne lazım başka? Fan. Evet. Lık yudaklarımızı alalım. Yani bu geçici bir şey, o yüzden bunu geçici bir yere koyuyorum. Geçici yerde doğal olarak Steam'i bulacağımız yer.
Motorların performansını azıcık etkileyecek ancak o kadar önemli değil. Bir saniye. Üstten bağlanmıyor muydunuz siz? Evet, üstten bağlanmıyorlarmış. Salk olsun. Wrench ile alınabiliyor musunuz? Hayır. İlla yarım saat kıracağız. Evet. Şuraya battery box'umuzu da ekleyelim. Tıpkı Red Power makinelerinde olduğu gibi bu da uzaktan çalışabiliyor. Ve voila! E bize ne lazım? Şimdi Chris... Senin için ne lazımdı? Bundan lazım. Water bottle lazım ve stone lazım. Sen Gold ve ben bir yukarı çıkayım. Hatta yukarı çıkmadan önce de bir de şunu yapayım. Aslında yukarı çıkmama gerek yok. Şimdi hatırladım daha. Led. Gold ve Diamond. Valla. Bir de stone. Başka ne lazımdı? Başka bir şey lazım değildi. Evet, hazırsın. Tamamdır. Artık crystallizer'ımızla bunları yerleştirebiliriz. Tamam, başladı. Ve bu biraz uzun sürecek bir işlem. Bayağı uzun sürecek bir işlem. O esnada biz geri kalan işleri halledelim. Bu işlerin en başında APR'lerin ufak bir yeniden düzenlenmesi var. Yani tüm APR dizaynımızı biraz değiştireceğiz. Shovel gel. Aslında bir kat aşağıya da alabilirdim APR'leri ama sağ olsun. APR demişim, al verileri. Neyse, ben bunları bu şekilde getirip geliyorum hemen. Ve geri geldim. Biraz uzun bir aranın ardından geri geldim. Bir arada başka işlerim çıktı falan filan. Ve o sırada bu tamamlandı. Bu yaklaşık 15 dakika mı ne sürüyordu? Crystallizer. Ash, herhangi bir şey biliyor musun? Ve evet, Ash geldi. O Evet, esnada. ben geldim. Yok, pek bilmiyorum. O konuda biraz sabırsızım. Roxy de burada. Neyse, ya yazımını yapamadığım için üşendim sonra. Ha, bu arada bölümün başında yaptığın dekoratif işleri gösterdim. Ha. Çok iyi Ama ya. çok kötü bir ışıklandırma yapmışsın. Evet, muhtemelen. Her yer şey, emi tanelerimiz bir kere bir tane creeper yüzünden patladı mesela. Hadi ya. Oo, hayır. Yep. Öyle bir sıkıntımız var. Az önce de bir iskelet saldırdı bana. Bir iki tane red lamp yaparım Sensin priority. Yüksek mi olması gerekiyordu, düşük mü olması gerekiyordu? ben. Öncelik tanımak için mi? Evet. Yok, yok. Sonra gitmesi için. Yani yüksek olması gerekiyordu. Tamam. Tamamdır. Ben düşük olması gerekiyordu diye hatırlıyorum gerçi ama neyse.
Hadi bakalım. Bak sen zaten oyunu bıraktı. Muhtemelen gene interneti düştü. Bu stone neden gitmiyor? Hep bir tane stone inventory tweaks'i hiçe sayıyor. Ve kayboluyor. Evet, onu ben sisteme de atamadım, o yüzden oraya bıraktım. Neyse, şimdi gelelim. Oh, ne yapacaktım ben? Ha, tamam. Machine filter upgrade. Aa, dur, önce tabii ki de... Bunu yapmadan önce seni yapmam gerekiyor. Sen Logic Matrix programlarınız yok mu? Yok sanırım. Nasıl lan? Evet. Yani nasıl olmaz? Geçen sefer server testteyken bir tane şey bulmuştum. Tomcraft Dungeon. Oradan çıktı ama bu sefer gittiğimde loot değişmişti. Bir tane Oblivion Frame buldum onun yerine. Ama Division Sigil buldum. Güzel. Neyse ben Raxi'lerine eve bir bakayım, belki onlar da vardır. Olmadı Age 3'e bakacağım. Belki orada vardır. Hı. Burada yok. Sorun chestlerine bakalım bunların. Aa, buldum bir tane. İyi o zaman. Hatta onlarda bir tane daha varmış. Ama ben bir centilmenlik yapacağım ve sign var mı? Harbi hepsi sorun chest. Öyle böyle değil. Hani sorun chest'ten bile daha sorun chest'ler. Bir dakika, gelip bakmam lazım. Bakma. Sorunluğundan utanırsın. Evet, sign'larımızı yaptık. Abi sen dur. Eş, nereye gittin? Bir şeyler oluyor şu an Minecraft. Haydi. Hah, tamam, geçti. Korktum. Alo? Ne haber? Ha, iyidir. Seni kaybettiğimi sandım bir an, korktum. Ha yok yok. En kolay kolay kaybedemezsin. Ben öyle uğursuz bir tipimdir. Geldin mi? Hı, geldim. Neredesin? Kapının oradayım. Hangi kapının? Ha yok, Raksiyenlerin evindeyim şu an. Ha, Ant'teki evlerini kastediyorum ben. Ha. Dur, ben alayım seni. Tamam. Evet, 9x9. Chest'lere bak. Oh. 6 tane blaze spawner'ları varmış. Neyse ben eve geçiyorum. Tamam. Majestic, diligent. Aman Allah'ım, insan metalleri ayırır bari. Ağır sorun chest. Öyle böyle değil. Evet.
Machine filter'ımız tamam. Yumurtamız var mı? Olması lazım sistemde. Yok. Nasıl yok? Oradan bir tane yumurta çalsana bulabilirsen. Tamam. Yaz bu bölüm her şeyi ben oradan çalıyorum. Yalnız bütün chest'lere bakmam gerekecek. Ha evet. En iyi search özelliğini kullanırsın. 3 tane yumurta buldum. Ve onların Ender... Enderman spawner sayesinde şöyle bir Enderman stone, Ender Pearl stone'umuz var ve... Rotel gel. Void Age gibi olmuş burası. Evet. Işıklandırma berbat ama bence. Zaten her taraf slab olduğu için hiçbir şey spawn olamıyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Yumurta bulabildin mi? Buldum, geliyorum. Bu arada yumurta craft etmenin başka bir yolu daha var. Nasıl? Arı! Arılar yumurta mı yapıyor? Evet. Ama sadece özel bir günde craft yapılabilen bir arı. Yumurta. Bir dakika. Hani diyorum arılardan Sword Squad dışında her şeyi elde edebiliyorsunuz. Ne yapıyor? At. Adam yumurta ziyan ediyor. Hani yumurta sevmem ama ziyan edilmesini de istemem. Attım, geldi mi? Evet geldi. Bir tane de speed boost'u yapmayalım ama... Neyse, speed boost olmadan da olur. Hadi bakalım. Ben birkaç kola mob essence çalayım, birkaç tane villager spawn edeyim. Mesela şunu halletmişim ben. Frame'leri doldurması için farklı bir yöntem uygulayacağım da artık. Ney? Router. Ha. O yüzden şu an sistemimizde bayağı bir export bus mevcut. 107 kova mob essence'ımız var. Uhu. Seni şuraya koyalım ve bana biraz o chest yokmuş. Neyse, craft edelim şöyle. O 38 tane chest craft ettim. Olsun, bir işe yararlar. 38 chest. Chestler niçin diye lazım, niçin lazım diye soracak olursanız eğer, router'lar pipe olarak başka inventörleri kullanıyor ya. Onları. Burada da ben chest kullanacağım. Başka inventör niyetine. Evet ve sana şimdi machine filter upgrade'ini koyalım. Alıyoruz. Synthesizer. Sen ne diye geçiyorsun? Bir saniye. Şimdi bu ne diye geçiyor? Bana biraz frame ver. Bir tane ne olur. Ha tamam. Hayır. Tamam buymuş. Güzel. That was easy. Bas.
Bus. Ha, tamam. Precision Export Bus. Bana ne ver? Bana cable ver. Varmış zaten. O zaman bana ne ver? Bana hiçbir şey verme. Bir saniye dur. Seni şöyle yapacağız önden. Ha bu arada jetpack koydum zırhıma. Kendi zırhını mı? Hı hı. İyiymiş, bir şey de koy. Uçuş kontrolü var sanırım. Flight assist'i koydum da kontrolü çok sıkıntı lan onun. Çok gıcık. Evet, ben de beğenmedim. Ama hani bazı konularda işe yarıyor. Bakalım. Peki, bu koymamışız. Artık bu da AMI Network'e bağlı. Ve seni ne yapıyoruz o zaman? Sen şunu at. Şimdi stack modda çalış. Ve bize bir arkadaş daha lazım. İki arkadaş daha lazım. Level Emitter. Bu 29 kağıda bir Emerald. Güzel. O bayağı iyiymiş o. Evet, 3 Emerald'da 18 silikon. Sen ölebilirsin. Bir Emerald'da 4 ekmek. Bir... O kazıkmış. O bayağı kazıkmış. 3 Emerald'da bir Flint Steel. Ya. Ha. Evet. Bunun dışında... Bana bir tane de interface craft et. Ve bir adet de bas. Dur, öncelikle bası koyayım. Ardından interface'i, ardından kablo, level emitter, ve wrench. Sen bir daha atsın bunu. Ve sen... Oo, güzel. Sistemde 32 tane olduğunda sinyali kes. Ve şimdi işin daha da eğlenceli kısmı. Bunu AutoCraft'a öğreteceğiz ancak bir problemimiz var hep, değil mi? Ne gibi? String gibi. Onun için çok güzel bir yolumuz var. Arılar! Bu! Arılar, her şeye arılar. Serinin amacı bu zaten, her şeye arı. Ah. Her halt arılarla yapılacak. So, neden çalışmıyorsun? Neden çalışmıyorsun kardeş? Ne oldu? Çalışmıyor.
Acaba sen yukarıdaki network'le bağlantını mı kopardın diyeceğim de. Evet, de bir saniye. Frame buradan gitmiş. Al, sebebini buldum. Önemli bir detayı atladım. Ne gibi? Impregnated stick olmadan nereye? Bu arada dur. Egg yok başka. Şunlardan bir tane daha egg, biraz daha egg çalmam lazım. Ya bir yerlerinde durmuyorlar, hiçbirini öldüremiyorum. Neyleri? Villager'ları. Villager katili. Gene aşağı kaçtılar ya. Powder, tamam. İndir. Tamam. Rotor. Tamam. Seni nereye bağlayalım? Seni buraya bağlayabilirik. İnce. Liquid Tesseract'ımız var mı? Yok sanırım. Evet, yok. Liquid Tesseract craft edelim. Woohoo! Tabi önce bunu boşaltmamız lazım. Tamamdır. Bu arkadaş boşala dursun. Ben de şunları hazırlayıp geliyorum hemen. Ve geri döndüm. Şimdi... Ben bunu niye buraya koydum? Hiçbir fikrim yok. Tesseract'ımızı alalım şuraya. Şuraya koyalım. Owner only, seed oil in, okay. Tamam. Sen dur, send only mi yaptım seni? Ha tamam, sen de receive olmayı fark etmez. Bakalım buraya kimler gelmiş. Slot 12'den başlıyorsun, tamam. 12'den başlıyor. 12 tamamdır. Ve sana Rosewood lazım bana. Ve Impregnated Stick. Tüh ya, görmüş beni.
Kim? Iron Golem. Görür o görür. Bu da gitti görür. O zaman. Kusura bakma. Oh, ve Cable lazım. En iyi Cable tamdır. Jeroni... Iskaladım. Bu failed'ı. Ve çok önemli bir şey daha unuttum. Bir carpenter ne olmadan çalışmaz? Enerji mi? Su. Hani? Enerji. Enerji olmadan carpenter çalışır. Ve conduitler yanımdaymış. Bugün dörpü köfte modundayım. Yani dire dörpün yanına bir adet de köfte dörp yerleştirerek tam olur. Tamamdır. Ve artık otomatik impregnate stick üreten bir makinemiz de var. Misler gibi. Hayırlı olsun. Yep. Bunun adı ne? Güzel. Hayır. Bunun anlamı yukarıda her daim otomatik olarak frame dolu olacak arılarımız. Evet, 60 tane emralımız mı var? Nereden çıktı onlar? Sence? Arılar. Yep. Özür dilerim. Şu 600 güzel. Ha bu arada bir şey sorma, bir şey bakmanı istiyorum. Kaç canım var? Senin mi? Evet. Bir dakika. Şuradan birkaç kağıt alayım. Güzel. Neredesin? 32. Normalde 10 tane mi oluyordu? 6 tane koydum. 6 tane yapabildim. 6 tane koydum. 3 tanesini sana vereyim istersen. Yok, şimdilik ihtiyacım yok. Ben gidip trade'lere bakayım. Yağmur. Sen kafanı kopartsam ne olur? Hoş olmaz. Yani Türk adet ve gelenekleri. Bakalım bu ne veriyormuş. Evet. Neyse. Şimdi siz konsepti almadınız az buçuk. Şimdi zaten buradan da bakarsak birazdan. Evet, gördüğünüz gibi bunlara frame'ler doluyor. Bu sayede arılarımız her daim frame sahibi oluyor. Normal Moon. Var mıydı bizde? Hı? Normal Moon. Normal Moon, o bilmiyorum. Aldım. Sen ne veriyorsun? South. Ne? Bu yön sayfaları bir işe yarıyor mu? Evet, güneşin ya da ayın nereden doğup doğmayacağını belirliyor. Neyse, ben bölümü burada bitirsem çok süper olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.